Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeniyseniz benim ismim Eren. Arkadaşlar yine bugün güvercinlerle vlog yapacağım. Hava da süper. Şu an saat burada 11. Yani hava bayağı sıcak. Güneş sıcak, rüzgar yok. Dedim bir video yapayım. Hem şu yeni yavru güvercin vardı ya. Yavru küçük olan cik cik. Onu uçuracağım. Ona biraz nefes, antrenman vereceğim. Hem size işte kuşları tanıtacağım falan. Kuşları göstereceğim. Yani bir videoyu biraz uzun tutacağım bugün. Bu arada arkadaşlar yine bir değişiklik yaptım. Bu kümesin bundan sonra benim bakıcı kümesi yapacağım bunu. Yani kuşları buraya aldım. Ya burada şu an taklacı bir bu var. Sarıyla Arap'ın yavrusu. Onun da nedeni burada yine 2-3 tanesini uçuracağım. Hani bu kuşlar var ya arkadaşlar, şu yabaniye benzeyen kuşlar. Acayip yüksek uçabiliyor. Yani yabani değil bunlar. Renkleri öyle ama tip yani. Ya mesela bu kuşla şu sarı var ya, aynı ırk, aynı cins kuşlar. Bu arada arkadaşlar şu kuşun büyüklüğüne bakın ya. Ne kadar büyük bir kuş. Neyse işte o yüzden bunları uçuruyorum. Bu böyle nefeslerine kadar onlarla uçuracağım. Sonra bunu taklacı kümesine alacağım. Yani taklayı çevirdi, sertleştiği zaman taklacı kümesine alacağım. Şimdi burada uçuracağım. Bunu uçuracağım bugün. Bunun yanında şu ikisini uçuracağım. Bu var ya, bakın şu kuşun kanadı bile yarım arkadaşlar. Bakın kuşun kanadına. Kanadı tam yok. Ama bu kuş dün 3 saat uçtu. Yani her zaman 3 saat uçmuyor ama yani bazen 3 saat, bazen 1 saat, bazen yarım saat değişiyor. Atmaca falan görürlerse geliyorlar. Şimdi bunu şöyle bir çıkartayım. Ondan sonra bunu. Hatta şöyle kendileri çıksın. Arkadaşlar bu kuşları havaya atmamın nedeni şu. Hani ben yerden kaldırmak istiyorum ama yavruya çatıya konuyor. O yüzden. Yani nefeslerine kadar kendim havaya atmayı daha iyi tercih ediyorum. Neyse şimdi uçurmaya çalışalım. Şimdi kendime bir spot bulmam lazım. Çekebileyim bunları. Bu yavru arkadaşlar taklacı süper olacak. Biliyorum bakın o. Kuş acayip uçmayı seviyor. Şimdi birazdan yükselir onlar. O, bu arada gördünüz mü arkadaşlar Doğan'ı? Bakın Doğan var orada. Gördünüz mü? Geliyor bu tarafa. Bakın. Burası Avustralya. Sürekli burada Doğan, Atmaca, Şahin, Kartal. Bakın şu an orada. İzleyelim onları. Bilmiyorum, güneş var görünüyor mu ama. Aa, bir tane daha o kaybettiğim kuş da geldi. Bir tane kuş kaçırmıştım o yeni gelenlerden, o da geldi bakın. Ama gidiyor. Neyse onu indiririm ben yakında ya. Geziyor orada. Bakın arkadaşlar kanatsız kuş ne kadar yukarıda uçuyor. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şu an ikisi üstte, taklacı da alttaki. Çok yüksekteler ya. Arkadaşlar kuşlar şu an sineğe girdi. Yani çok tepedeler. Bu arada bu kümesi arkadaşlar boş tutacağım şimdilik. Bu çatıyı keseceğim. Burasını keseceğim, bu fazla. Gördüğünüz gibi rüzgar geçse bu kalkar çünkü fazla güvenli değil. Buraya da uçum kuşları koyacağım. Bu kafesi biraz daha düzelteceğim, düzenleyeceğim. Oralara daha güzel böyle şeyler koyacağım, tünekler falan. Kullanacağım bunu. Burada uçum, yavru taklacı uçum kafesim olacak. Bir tane daha şöyle kafes alacağım. Şuradaki var ya.
Bunun gibi bir kafes daha alacağım sonra. Eğer ikinci el ucuz bulursam. O değil de güvercinler yok ya. O bakın taklacı orada. Ya ben göremiyorum. Siz bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz? Yalnız taklacı şu an tek. Arkadaşlar bu kuşlar, aa şunlara bakın. Ta neredeler? O şey de geldi. O kaçırdığım güvercin de geldi. Onlarla birlikte uçuyor. Arkadaşlar bu tiple güvercin şu an sinekte. Yani çok tepedeler. Neyse ya ben onları böyle çekmeyeyim fazla. Onlar uçsun. Şuradan şunları çıkartayım ben. Bunlar benim damızlıklarım arkadaşlar. Eğer kanalıma yeni bilmiyorsanız şunu açayım. Bunlar damızlıklar. Bu yavru da yakında kümesten atlar. Süper bir yavru ya. Şuna bakın. Şunu bir güneşe çıkartayım. Şuna da nasıl yürüyor? Fındık ya. Arkadaşlar bu yer mesela pis duruyor ya, aslında o kadar pis değil yani, süpürdüm. Sadece o alttaki böyle iz kalmış yani, pislikleri aldım ben. Yavruya bakın. Arkadaşlar bu yavru erkek kesin. Yani bunu ben uçurmayacağım. Çünkü neden uçurmayacağım? Damızlık yapacağım ona, erkeğim eksik olduğu için. Ama bu kuşun %100 oyunlu olduğunu biliyorum. Çünkü annesi babası bu. Bakın bu babası, bu da annesi. Yani süper oyunlular. Bunların annesi, babası, dedeleri de oyunluydu. Yani hep oyunlu kuşlar. Böyle çok iyi taklalar falan atıyor. Bu arada bu yavruları buraya getirdim. Bununla şunu. Annesi de bu. Bunun da arkadaşlar kanatlarını mecbur kısalttım. Uzayacak, yenileri gelecek. Çünkü kanatları falan bayağı böyle zedelenmişti. İşte bakacağız, yine üreteceğiz. Dışarı çıkayım mı? Bakın kuşlar nasıl uçuyor. Arkadaşlar ben bu taklacıyı bunlarla uçurduğum zaman yani kuş acayip güçleniyor, acayip nefesleniyor. Bakın taklacı onu takip ediyor. Hatta şunları da çıkartayım. Bunlar da biraz hava alsın. Şimdi burada bir bunların ikisi eş oldu. O sağdaki tip yüksek uçucu, soldaki de İran'ın Togü diyorlar. Arkadaşlar bu kuşlara bakın internetten. English tip'la, yani İngiliz tip diye güvercin yazın çıkar. Acayip yüksek, acayip uzun uçuyorlar. Yani posta falan değil bunlar. Şunun cinsi ne onu bilmiyorum ya. Değişik bir kuş. Şuna bakın arkadaşlar. Tavuk gibi. Neyse bunlar da çıksın. Bunlar da yumurtlayacak. İkisi eş. Ya bunlar dediğim gibi bakıcı. Şu dumanlı oyunlu. Arap'la oyunlu ikisi. Onların yavrusu çıksın. Diğer kümesi aktaracağım. Şimdi onlar çıksın. Hatta onlara şöyle su doldurayım. Banyo yapsınlar. Bakın güvercin hala uçuyor. Tiplerde en yukarıda. Şimdi güvercin çıkartacağım ki onlar görsün gelsin. Fazla uçsun istemiyorum arkadaşlar. Yoksa atmaca alıyor. Benim köpekler de orada. Bu arada bakın yavru güvercin de orada. Bana fındıklara bakın. Böyle de fındık bunlar. Güzel mi? Güzel. Bu da çok dolmuş ya.
Hem bunun içine böyle güzel yüzerler, hem videoya da eklemiş olurum. Şuna bakın ya. Bu yakında taklayı çevirir. Herhalde bu bir hafta sonra takla atmaya başlar. Yani götlemeye başladı. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Ağzı da açık değil. Yani kuş doğuştan güzel. Doğuştan nefesli bir kuş. Şuna bakın ya. Maşallah bu acayip olacak. Eğer bunu atmacaya vermezsem süper olacak. Bakın burada babası var bunun. Bu babası onun. Bakın şu. Yani bu damızlık uçmayan bir kuş. Bakın şimdi. Babası da annesi de süper. Zaten ben biliyorum. Kuş sıkta gibi böyle. Bu babaları arkadaşlar. Yani onun babası. O uçurdum var ya Gök. Onun babası. Hemen inerse daha iyi olur. Ya bunu uçurmuyorum ben. Bu damızlık. Çünkü atmacaya bir kaptırırsam kötü olur. Bunun altından Gök geliyor. Bunun altından Boz geliyor. Yani her renk geliyor. Ya kuş 3 ay 4 ay uçmadı yine uçuyor ya. Şuna bak. Ya bunda nefes filan yok. Şimdi bunun eşi yine yumurta da sarı. Umarım yumurtalar doludur. Video yapacağım yumurtaları kontrol ettiğim zaman. Bakacağız dolu mu değil mi? O videoyu da herhalde 2 gün içinde yaparım. Bakın yavrusu yerde. Geziyor. Bu uçan ya Arap'ın yavrusu. Bu arada arkadaşlar o tipler var ya yüksek uçucular şu an sinekteler. Yani şu an kuşlar sinekte göremiyorum ben. Bakın kuşlar şu an tam orada böyle nokta yani göremiyorum. Bilmiyorum kameradan görünüyor mu? Onlar yani gelmez bir saat falan. Bayağı yükseldi ve uçanın birinin kanadı bile yok. Hadi Arap'in ya. Arkadaşlar ben de böyle insin istiyorum hemen. Yoksa atmaca alıveriyor. Ya da Şahin. Erkek yok elimde ya. Arkadaşlar siz bu kuşa lütfen yorum yapın. İzleyen arkadaşlar. Yani nasıl sizce? Bu kuş 3 aydır uçmadı. Ondan önce yani nefesi yok. Ama bana sorsanız performans olarak güzel. Böyle çok geliyor taklaya, sefere. Böyle acayip sefere geliyor. Ama tam nefes olmadığı için çok yüksek fışkırmıyor yine. Ya da ne deniyorsa Türkiye'de artık bilmiyorum ama biz Ankara'da fışkırıyor diyorduk. Ya da fişekliyor mu neyse artık. Ama aslında yani soyu bunun acayip yüksek fişekleyebiliyorlar. Sadece işte sürekli antrenman verip nefes vermek lazım.
İndi. Bakın ağzı nasıl açık. İşte bu da onun yavrusu. Yakında bu da makine olacak. Yani bu soyu arkadaşlar hep ben elimde muhafaza edeceğim. Yani aslında ben Türkiye'den de bir şey öğrendim. Vay giriverdi oradan. Bu soyu hep elimde üreteceğim. Mesela bu aynı soy arkadaşlar. Bunlar aynı soy kuşlar. O renkleri değişik ama aynı. Yani ben 8 yıldır besliyorum. Bunların dedelerinin dedeleri de bendeydi. Şimdi şu kuşu uçurdum o gün. Bu kuş bayağı yani fena değildi. Bu kuş uçurulmamış arkadaşlar. Ben çözdüm bunları. Yani hep kafesin içinde durduğu için nefes yok. Kuşlar takla atmayı bilmiyor ama bunu uçurdum iki kere. Yani popoluyordu. Böyle poposunun üstüne dönüyordu. Ana yavruya bakın. Gel yakındım. Bunun babası da şu. Bakın bu. Gel çık. Bakın güvercin geliyor. Ne uçtu bunlar ya? Nasıl yüksek uçuyorlar ya? Onun da kanadı yok. Şişt. Bak kanadı olmayan kuş uçtu. O Arap inerse iyi olur ya. Bu kuş nasıl bir kuş ya? Bakın şu soldaki taklacı gök, yani mavi de diyorsunuz ona siz. İstanbul'da mavi diyorlar herhalde. Ankara'da gök diyorlar. Bunu eşi süper, bu kuş süper. Yalnız ben bunu tam arkadaşlar sökemedim. Nedeni de şu. Erkeğim az olduğu için. Direkt damızlık yaptım bunu. Ama oyunlu. Yani babası, dedesi oyunluydu. Bakın o diğer kuş da geldi. O kaçırdığım var ya. Kuş geziyor arkadaşlar iki gündür. Bakın şu. İki gündür geziyor. Ben bunu kaçırdım. Ama gelir. İlla iner. Hatta şunları da çıkartayım ya. Bu da çıksın. Hem bunlar yerde şey olur. Şunun büyüklüğüne bak arkadaşlar ya. Bu bayağı büyük bir kuş ya. Şuna bakın. Kuşun büyüklüğüne bak ya. Arkadaşlar şu an 3-4 tane kuşum uçuyor. Yani 4 tane güvercin havada. Bakın o da havada. Yalnız kameradan görünmüyor ya. Çok yüksekteler. Taklacı da bakın o tiplere takıldı. Bayağı yükseğe çıktı. Ya bu tipler arkadaşlar, kuş yükseltmek istiyorsanız kesinlikle bu tip güvercinini besleyebilirsiniz. Ya da İran yüksek uçucu kuşlar taklacıyı böyle yükseğe çıkartıyor. Çünkü bazı taklacılar alçak uçtuğu için. Ama çoğu insan sevmiyor da. Aa o kuş takla attı. Arkadaşlar o büyük vardı ya, bakın şu. Takla atarken gördüm. Bakın bu kuş takla attı. Wow, aa o kuş takla atıyor ya. Böyle takla dediğim rol yapıyor, dönüyor. Havada böyle dönüyor. O kuş mix bir kuş.
Kuşlar bayağı yüksek ya. Yere kuş çıkartıyorum. Kuşlar yine giriyor. Neyse şu taklacıları çıkartayım ya. Var bunlar, onları görünür. Arkadaşlar o kuşlar yani saatlerce uçuyor. Uzun süre uçabiliyor. Bunlardan da bakalım yavru alacağız. Bakın. Buna mat sabuni diyorsunuz siz ama. Gerçi bu doğru. Mat sabuni boz değil. Bozda kına oluyor. Buna kına yok. Boynu siyah gittiği için. Süper arkadaşlar. Bekliyorum yani. Umarım bunların yumurtalarına bakacağım. Kontrol edeceğiz. Video yapacağım. Dolu mu boş mu diye. Bu ikisi şu an beklediğim bombalar. Yani. Daha kuşlar da var arkadaşlar. Bakın indi gök. Nefes, yani nefes yok kuşun. Ne güzel. Hala uçuyorlar. Arkadaşlar bu videoyu sonlandıracağım artık çünkü çok uzuyor. Onlar uçar saatlerce artık. Arkadaşlar böylece bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu biraz daha uzatacaktım. Yalnız arkadaşlar çok uzun sürecek yoksa. Bunlar saatlerce uçuyor bu tipler. Yakında taklacı yavrular falan çıksın. Böyle 3 ay sonra taklacı güvercin videoları falan, oyun kuşu daha fazla da gelecek. Hani uçum videoları falan. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.